Merhaba Namıkçığım. Merhaba, merhaba kardeşim. Ve merhaba sevgili Kadıköy TV izleyicileri. Nasılsınız? Ses de gelse ne güzel olur değil mi? Olur. Çok iyi şu an. Efendim sayın seyirciler, dostlar, arkadaşlar, yalnızlar, çoğullar, tekler, üzgünler, sevgililer ve arzenliler. Hoş geldiniz muhabbete. Namık, bu hafta ne düşünüyorsun? Valla bu hafta bu yeni bir mikrop çıkmış. Omikron mikrobu diye. Kapat, tamam. Niye kapatalım ya? Kapat. Direkt bugüne girdi konuya, bu Covid-Movid. Güncel mesaj da vermiş olalım. Ruhum daraldı artık ya. Bu haftaki konumuzu sen müdahale edersin. Ederim. Her zevkle. Zamanki gibi o ince tebessümlü sözcükler dizerek çağırıyor ya, bir sürü ezber. Yap bir şey bakayım. Ya bugün tam tersini yaparsam ne olacak? Yap lan. İnsanlar kendileri için bir yaşam seçermiş. Sanatı seçen bir konuğumuz var. Sanatçı konuğumuz Hakan Bilgin. Evet. Vay. Gel abi. Olar. Hoş geldin Hakan. Hoş bulduk abi. Hoş geldin abi. Lan niye böyle kısa kestin? Bu böyle uzatıyordu. İşte şuradan, buradan, nereden. Bir de nereden buluyorsa o lafları bayağı bir. Bu hafta daha kısa değil miydi ya? Çok kısa gel. Ya uzun. Bir daha mı çağıralım Hakan'ı? Baba kendine? Uzun yapıyor, laf ediyorsunuz. Kısa yapıyor, gene laf oluyor. Ben yok, ne yapacağımı şaşırdım. Böyle iyi. Yok, gayet güzel. İyi mi böyle? Nasılsın? Abi sağ ol, teşekkür ederim. Hoş geldin, ayağına hoş sağlık. Allah razı olsun. Teşekkürler, geldin, kırmadın, bizim misafirimiz oldu. Şimdi ben şunu itiraf edeyim. İlk defa canlı olarak karşı karşıya sohbetimiz oldu mutfakta. Ama sanki her gün gördüğüm birisi gibi böyle yakın bir sıcaklık aldım. Aynen sohbetimizin de öyle gideceğine inanıyorum. Evet, mutlaka. Çünkü siz çok sıcak ve samimi davrandığınca tabii ki haliyle o kalp açılınca sen de kalbini açıyorsun. Eyvallah. Olursunuz ya. Sağ olasın. Ya çok sık gördüğün için olabilir mi? Ekranda şurada burada falan. Tabii canım. Oradan da var ama ilk defa diyorum canlı. Yani ekranda gördüğün farklı tabii de. Yani karşılıklı sohbet edince. Hakan, Samsun doğumlu musun? Evet abi. Doğum çarşamba, terme çarşamba. Ama doğum kütük derler ya hani babanın şeyi kütüğü. Artvin Arhavi. Karadenizliyim ama hep Doğu Karadenizliyim. Ya niye kütüktür? Hayır, niye kütük değil, niye babanın kütüğüdür? O da farklı bir şey ama. Oraya hiç girme zaten. Oradan geri gelemiyoruz Allah'ım. O mesela enteresan. Mesela hadi senin babanın kütüğü ama evlenince mesela eşinin kütüğü de oraya gidiyor. O daha da enteresan. Evet, tanımadığın bir yere. Baba tabii, kütüğüne dayanıyor yani. Tabii hepsi oraya çok gidip, enteresan. Bir kütük yolculuğudur gidiyor abi. Oradan niye kütük lan? Yani neden kütük derler onu anlamadım ben. Kütük herhalde o eskiden herhalde. Önceden kazıyorlar mıydı? Yani, nüfus müdürlüğünün bir deyimi herhalde o. Yani sizin kütüğünüzde şu yazıyor, sizin kütüğünüz, onun kütüğü, bunun kütüğü diye herhalde. Belki Arapça, kütük diye Arapça bir kelime olabilir de olabilir ha, değil mi? Bak bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Soy ağacı kütükten diyorsun. Ağaç ya. Ha. Evet, dış mirak oradan koydu ya. Evet. Ya bu kadar yaşlı adam varken bir gencecik insanın bunu söylemesi biraz şaşırttı beni. Evet, düşün ki bu ülkenin gençleri ne hale gelmiş. Soy ağacı, boy ağacı falan. Neyse boş verin. Ailede var mı başka sanat şu bu ilgilenebilirsin? Abi benim sadece amcam Ankara'da Ankara Halk Tiyatrosu'nda oynayan birisiydi. Ankara Halk Tiyatrosu. Hatta sen tanıya da bilirsin belki Metin Bilgin diye. Eskiden hatırlar mısın? Gavruk sen Hasanlar Metin, falan. Sen Metin, bir dakika Metin. Bilgin'in ben yeğeniyim. Amcan mı? Şok 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 şu anda. Evet, ben hemen kalkıyorum gidiyorum. Metin Bilgin, evet. Ay canım benim ya. Eskiden televizyonda 5 dakika diye hani bir programları vardı. Gavruk tanışıyoruz Hasanlar canım. Falan. Bilirsin tabii. Tabii tanışıyoruz mu? Halk tiyatrosunu zaten bilirsin yani o süreci. Bir de onların öncesi vardı halk oyuncuları. Halk oyuncuları. Ha, ho tabii. Yani. Tabii. Babamlar da hoydu işte. Ha, doğru. Tuncer Necmi, Tuncer Kudüs, Ayber evet. Çolok, Ersun Kazanç, evet. Umur Bugay, işte tabii. Rami Saltuk. Uf nasıl bir kadro diyor Ersun Kazanç, Alev Yamaç. Sonra oradan işte Ankara Tiyatrosu, Astfan öyle yayıldılar. Öyle bir yayıldı işte. Tabii. O tabur tiyatroydu oradan gelişti. Tabii. Evet bir tek amca var. Metin. Amcam vardı. Metin'e çok selam diyorsunuz. Dayımlar. Selam olsun amcama. Dayımlar yani normal okul hayatlarında tiyatro yapmışlardı. Hı. Ben de bir memur çocuğu olarak benim öyle bir... Baban savcı mıydı? Babam savcı, annem öğretmen. Tam bir memur ailesi diye düşün. Tam o hani 70'ler, 80'lerdeki o orta direğin memur ailesi. İşte ilden ile taşınan... Orta direk vardı lan. Tabii. Bak o bile kalmadı. Orta direk orta direk artık kalmadı. Suni orta direkti yok oldu zaten. Evet. Dolayısıyla o süreçte hayallerimiz hiçbir zaman... Böyle hayaller de kurmadım ben küçükken. Yani ben oyuncu olayım diye hayallerim yoktu. Çok film seyrederdi babam. Çok kitap okurdu. Ev entelektüel bir evdi. Hı-hı. Ama hiçbir zaman bir sanat konuşması veya bizim oğlan da sanatçı olsun tribi olmadı yani. Sadece Türkiye'de ayakta dursun diye üniversite sınavına girdim. İşletme fakültesini kazandım. Peki ama tiyatro ve oyunculuk işte bağlantısı? İlkokul, ortaokul, lise, üniversite hep amatör yaptım. Eskiden hatırlarsın okulda müsameleler olurdu. Müsamele, adı da müsamele. O zamanlar işte ortaokulda...
işte hep kendini fark ettirmeye çalışan çocuklardan biri olursun ya, o ergensin. Hani handbol oynarsın, futbol oynarsın, işte halk oyunları falan, ama hep yaptığım işlerde yedektim abi. Yani halk oyunlarında sondaki adamdım. Ne bileyim, handbol oynuyorduk, kaleciydim ve yedektim. Hiç orada bir performansım, bir şey başarılı. Yedek mi? Sakatlansa da ben girsem oyuna falan. Yani. Ne yazık ki hoca da böyle, hiç unutmuyorum, bir maçta böyle tam zaten 7-0 mı ne yeniliyoruz. Penaltı oldu. Kaleciyi değiştirdi. O penaltı zaten %90 goldür. Hani tabii canım. 7 metrede birebir karşı karşıyasın. Ve oradan da beşlikten yedim o golü. O utançla ben zaten kaleciliği bıraktım falan. Öyle bir korkunç. Bir kere mi oldu kaleciliğin? Handball kaleciliği yaptım bir sezon. Evet, bayağı. Sonra futbol kaleciliği yaptık falan o dönem. Kaleciliği daha, o yalnız adamı seviyordum yani. Hani gol, hani vardı ya çocuğun bak bir hevesi. Bak ya, kaleciyi tanımlamıza yalnız adam. O kaleci, hep de mesela bir takımda kalecilerin kim olduğunu forvetten daha iyi bilirim mesela. Onları daha çok takip ederim. Nedense bilmiyorum yani. Çok severim o kalecilerin yalnız ve tek başlarına bir yeri korumaları, bir yeri savunmaları duygusu beni mutlu eden bir şey. Bu nasıl bir durum diyor? Tek başına duruyor adam. Tabii abi, çok acayip bir şey yani. Kale düşerse şehir düşer. Filmdeki şey, hatırladığım tabii, şeylerden tabii. Biri. Çok acayip bir şeydir yani. Sonra da işte öyle geliştik. Sonra orta oyuncuların işte nöbetçi tiyatro sınavına girdim. Ferhan Şensoy'un. Orada ilk defa profesyonel oldum. O zaman da inanmıyordum. Çünkü o zaman da bir peki, şirkette Ferhan çalışıyordum. Peki Ferhan abiye gitme hevesi nereden? Yani bir fikir abi nereden annem doğru? Bir gün dururken ben bir Ferhan... Hayır ben söyleyeyim. Tamamen o zaman üniversiteyi bitirdim. 9 Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi İstanbul'a geldik. Babam o zaman İstanbul Eyüp Başsavcısı. İstanbul'da lojmanda oturuyoruz. Benim eski arkadaşlarımdan televizyona çıkanlar olmuştu. Aa şu bizim arkadaş, bu bizim arkadaş falan diye konuşurken annem Cumhuriyet Gazetesi'nde nöbetçi tiyatro sınavı açıldığına dair Ferhan abinin bir ilanını görüyor ve annem de ona bir mandolin kursu muamelesi yaparak o adam da hani boş vakit geçirmesin, oraya gitsin diye ben çalışıyorum. Arada bir kulise girsin çıksın. Aynen öyle. Nöbetçi tiyatro sınavına soktu. O zaman o sınavda 40 kişilik bir ekiptik biz, eğitim aldığımız. Bir sene eğitim aldık. O 40 kişiden 16 kişiyi Ferhan abi profesyonel yaptı. İlk seçilmişliğim de orasıydı yani hani. Oradan başladı yani yürüdü. Oradan başladı süreç ve o dönemde yine işle devam ediyorum. Yani Ferhan abinin provasında uyuklayan tek Türk'üm. Ferhan abi bilirsin, gergin bir adamdı. Çünkü biliyordu beni, gece saat 2'de prova bitiyordu. Sabah 6'da işe gidiyordum. Bond çanta, takım elbiseyle ben orta oyunculara gidiyordum. O halimi bildiği için, üzüldüğü için de bir şey diyemiyordu. Sonra çalıştığım şirket battı. Şirket batınca... Lan nasıl bir adam? Bir başka sektördesin. Şey evet, başka sektör. Başka mesain var. Evet, yani ben firmada bir seramik satıyorum yani. Orası batınca bu sefer dedim ki herhalde evren, hayat yani bana bu taraftan gitmemi istiyor dedim. Sonra ben oyunculuğa devam ettim yani. Hani bildiğin hani vardır ya, iş ne, bitince belindeki bileziklere bakarsın, ne yaparım ben, evet. Ne tutarım diye. Evet. Sonra şans eseri tamamen gene yılan hikayesi. De seçmeleri kazandık. Yılan hikayesiyle beraber peşi sıra işte aşkım aşkım falan derken bir anda televizyonda tanınmaya başlayınca sen bir şey olmaya başlıyorsun. Hani piyasanın aranan ürünü olmaya başlıyorsun. Yani. Öyle olunca da süreç öyle devam ediyor. Şimdi benim kendime yakıştırdığım bir şey var. Ben diyorum ki işte yıllar sonra ben balettim, şimdi boletim diyorum. Yani bolet oldum böyle günce. Şimdi senin böyle yakın, sen burnum sayesinde oyuncu oldum diyor bir şey söylüyorsun. Evet, aşkım aşkımda mesela. Aşkım aşkım ne? O zaman işte seçmelere girdik falan. Ben de çok da böyle benden daha büyük yaşlı abiler vardı. Ben de kazanınca çok heyecanlandım. Dedim ki vay, demek ki ne oynamışım falan. O zaman bir de yenisin, acemisin. O auditionlara gittiğinde hani fark edilmek çok evet. Mutlu ediyor insanı. Sonra işte dizi başladı. İkinci bölüm, üçüncü bölüm falan. Ben yönetmenin yanına da hemen gidemezsin. Hani yenisin ya. Sonra gittim yanına. Dedim ki hocam beğendiniz herhalde audition. Çok başarılıydım falan. Yo dediler. Nasıl yo dedim. Hani seçtiniz ya falan. Oğlum seçtik de dedi. Yani senin burnun büyük diye seçtik dedi. Güzel. Ben de burnumu zaten unutmaya çalıştığım için. Yani burnumu ben unutmaya çalışırken. Nasıl unutayım lan? Ya çocukken görüyorsun ve sonra unutmaya çalışıyorsun. Hani Karadenizli değilmiş gibi davranmaya çalışıyorsun ama olmuyor yani. Sonra abi nasıl dedi. Oğlum Laz Balıkçı oynuyorsun. Farkında mı değilsin dedi. Laz Balıkçı başka nasıl oynanır dedi. Diğerlerinin burnu küçük dediler. Ben oradan abi. Burnu küçük Laz Balıkçı da olmaz ama ya. Olmamış. Hı. Olmadı zaten. Yapmadılar yani. Sen gerçekten büyük görüyor musun burnunu? Değil. Ya ben alıştım ve çok da seviyorum. Benim hayatımı kurtardı yani burnum. Öyle bakmakla. Ben yani doğru aktörlüğümün diyor. Sebebi burnum yani. Neredeyse. Onun için ben mutluyum da. Yani sonra baktım ki birçok aslında
dünya çapındaki çok önemli ya. Aktör abilerimizin de burnu büyük abilerimiz varmış yani. Yani. Cyrano dolanıyor ortada. Cyrano öyle işte Jean-Paul Belmondo vardı. Sana işte burnu büyük sayayım yani. O zamanlar çünkü onları örnek kalıyorsun. Ha? Bak onun da burnu büyük. Şimdi bizim programımızın da adı Ondan Sonra ya. Evet. Hayatım değişti. Ondan sonra hayatım değişti dediğin şey ne olabilir diyeceğim ama sen burunla başladın. Burun ama bence en önemlisi şirketin batması abi. Şirket batmasaydı vallahi. Yani öyle bir olumsuzluk olmasaydı hayatımda. Devam edecektim. Devam edecektim. Belki ben şu anda kendi kaderini nasıl CEO'su falandım yani. Yani öyle bir yolculuğa çıkmıştık. Evet. Dolayısıyla oradan da şunu öğrendim abi. Hayatta başımıza gelen her türlü kötü diye tanımladığımız şey aslında bize başka bir yol açabiliyor. Evet. Başka bir tarafa gönderebiliyor. O zaman da diyorsun ki çok seçenek var, çok yol var. Hemen isyan etme, kafayı bir toparla bakalım nereye gidiyoruz dediğinde yol bulabiliyorsun. Ben öyle buldum. Belki aktör ki hala ben orta oyuncularda oynadım. Şirket battı, yılan hikayesi devam etti. Yılan hikayesi de bizde şeydi. Hmm. Bir sezon oynuyorsun abi. Mayıs'ta bitiyor. Ekim'e kadar hiçbir şey yok. O yaz ne yapacağım? Para yok, pul yok. Ben yılan hikayesi oynadığım sezon bir şirkete çalışıp girdim çalıştım. Bildiğim başka bir iş yapayım diye. Mağaza müdürlüğü yaptım bir yerde. Bir taraftan imza da atıyorum. Bir taraf mağaza, çünkü yine seramik sattığım bir dükkandı. Orada tekrar o çalıştığım firma battığı için onun bayilerinden birine girdim. Sevgili Hakan abi rahmetli oldu şimdi. O beni işe aldı. Yalnız dedim Hakan abi 4 ay çalışacağım. Tamam oğlum falan dedi. 4 ay çalıştım. 4 ay boyunca bir taraftan imza da atıyorum çünkü yılan hikayesi yayınlanmış. Meşhuruz yani. Tabii. Ama bir taraftan para yok, ekmek yok. Ne yapacaksın? Çalışacaksın yani. Dolayısıyla hani ikisini birden yapabilmenin ayıp olmadı. Hiçbir zaman hayatta şöyle bir adam olmadım. Ben aktörüm. Merhaba, ne haber? Nasılsınız falan filan. Ben sanatçıyım. Hayatımda hiç olmadı. Ben hep ameleyim abi. Hep çalıştım. Yani oyunculuk yaparken hiçbir zaman oyunculuğun havasını böyle kullanarak bir yerde bulunmadım. Ben hep işçiyim. O kafadayım yani. Sevdiğin işin amelesi olmak güzeldir aynen. Ama. Aynen. Çok da mutluyum ha. Bunu evet. Şikayet ederek söylemiyorum. Çok insan tanıdım ben. Tabii olmaz mı abi? Çok var. Çok diyor. Var ya. Bir de hep diyorum ki böyle tipler herhalde bir tek tuvalette rahatlıyorlar. Oraya gidiyor zaman oh böyle kendi. Yani onun şey tamam böyle falan. Hep bir maskedi var abi. Acayip. Ben de bunu lavaboda falan tuvalete gidince rahatlıyor. Oh bir şey. Tamam niye? Neden? Bilemiyorum. Ya. Peki bu arada bir şey söyleyeceğim. Biz bir senden şiir dinleyelim mi? Dinleyelim abi tabii ki. Şarkı mı söylersin, şiir misin? Şarkı söylemeyeyim abi. Şimdi sizin yanınızda şarkı söylemek biraz hadsizlik olur da. Ne alakası yani, estağfurullah yok. Benim için kabul de usta. Ben bir de ayrıca ben baletim kardeşim diye yani. Yani yeri gelince balet tabii, oluyorum diyorsun anladım. Abi ben sıkışınca dedim ki baletim. Sıkışınca dedim ki ben bağlamacım olmuşmuş. Peki seninden bir şiir dinleyelim o zaman. Tamam. Seni alalım bu tarafa. Tamam. Eyvallah. Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Bütün iş Tahir'le Zühre olabilmekte. Yani yürekte. Mesela bir barikatta dövüşerek, mesela Kuzey Kutbu'nu keşfe giderken, mesela denerken damarlarında bir serumu, ölmek ayıp olur mu? Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Seversin dünyayı, dolu dizgin. Ama o bunun farkında değildir. Ayrılmak istemezsin dünyadan. Ama o senden ayrılacak, yani sen elmayı seviyorsun diye. Elmanın da seni sevmesi şart mı? Yani Tahir'i Zühre sevmeseydi artık, yahut hiç sevmeseydi, Tahir ne kaybederdi Tahirliğinden? Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Evet. Sağ ol efendim. Diline sağlık kardeş. Eyvallah, teşekkür ederim. Şimdi edebiyatlara nasıl şiir deyince... ya ben okumayı seven çok özlüyorum. Tiyatro deyince kaçınılmaz olarak bir edebiyat var zaten. Tekstir, şudur, budur ama tabii. Onun dışında klasik anlamda nedir? Şöyle söyleyeyim, yani küçükken 9 yaşında sünnetimde bana Gorki'den ana kitabı hediye edilmiş kadar... Hani kitap konusunda çok böyle beslenilmiş bir adamdım. Fakat babam... Bu gerçek mi yani? Sünnetimde gerçekten Gorki, sünnetimde Gorki'den ana kitabını hediye etmişlerdi bana. Ben de hani evet bir 10 sayfa okudum ama 9 yaşında o tabii Gorki'yi anlamak biraz zor olduğu için 10 sayfada kalmıştım. Sefiller falan. Bunlar hep böyle annem babam o manada kitap konusunda çok okur yazar insanlardı. Ama onlar kadar okuduğumu iddia edemem. Ben daha çok şöyle okumayı seviyorum.
Beni mesela bir cinayet romanı okumayı sevmiyorum. Beni geliştirecek hikayeler okumaya çalışıyorum. Senin hayat hikayeni mesela okumak istiyorum abi. Senin öykülerini okumak istiyorum. Senin ya insan öğrenmek istiyorum, insan tanımak istiyorum. Yaşam hikayesi öğrenmek istiyorum veya coğrafya tanımak istiyorum. İşte Polonya'da yaşayan bir insanın başından geçenler ben yaşayamadığım için o hikayeyi görüp oradan örnek almayı seviyorum. Yani daha doğrusu kendimi geliştirmek için şeyden bahsetmiyorum, kişisel gelişim kitaplarından bahsetmiyorum. Mesela bu Covid dönemi işte dijital platformda en çok izlediğim şey insan hikayesi. Michael Jordan'ın mesela hayat hikayesini izlemek bana çok keyif verdi. Bilmediğim motivasyon araçları öğrendim adamdan. Çok değişik bir adam, başka bir dünya çünkü. Hani hep şuna çok inanıyorum, senin yediğin, içtiğin coğrafyada öğrendiklerin çok kıymetli ya abi. Onu sadece senin hayatını bilirsen veya yazdıklarından yola çıkarak öğrenebilirim diye düşünüyorum. Onun için kurmacayı sevmiyorum. Yani yeni bir senin yazdığın bir hayal şeyi değil de gerçek şeyi daha çok seviyorum. Gerçek hikayeyi daha çok seviyorum. Sen kendini doldurmayı seviyorsun yani. Kendini eklemeyi seviyorsun. Evet abi. Çünkü o şöyle bir şey var. Bir hayat biçilmiş bize. Neye inanırsanız inanın. Bir hayat var yani. Bu süreç çok kıymetli bir şey. Hepimizin finali aynı. Gideceğiz yani. Ölüm diye bir şey var. Ama o aradaki süreci ben buraya geldim ya bugün mesela abimi tanımak onun için sohbet ettim. Abimi bir insan tanıyorum. Abimi tanımak, sohbet etmek, yeni bir şey öğrenmek. Mesela anekdotlarını dinledim ne güzel çok eğlendik. Eyvallah. Seni tanımak bu bana buradan şey değil yani bir şey alıp gitmek değil. Belki benim söyleyeceğim bir cümle Mazlum abi yarın sabah uyanacak. Ya Hakan da bunu dedi. Bu iletişimi çok seviyorum. Bunun da benim algımı daha çok açtığına inanıyorum. Oraya biraz dikkat et yalnız. Ya onu söyleyeyim. Oraya dikkat et oradan çünkü. Yok yok. Arada bir bana da dönüp anlatıyor sağ olsun. Bak. Estağfurullah. Bazen soruyu ben soruyorum direkt oraya anlatıyor. Yok abi öyle iki tarafı da anlatıyor. Yok arada bir dönüyor canım. Olur mu abi estağfurullah. Haksızlık yapma ne kadar güzel paslaşıyor. Ya böyle 70'e böyle. 80 de olsa. Bu kitap okuma hikayesi bir şey anlatayım sana. Ben de 11 yaşındaydım. İlk klasiklerden bir kitap hediye edildi bana. İdris Küçük Ömer vardı saygılı İdris amca. Sencer Diviççoğlu, İdris Küçük Ömer. Bunlar ikiliydi. Ve 68 kuşağını çok etkileyen bir yapıdır İdris Küçük Ömer. Bana iki kitap getirdi. Böyle babası hediye etmiş ona da doğum gününde. Babası hediye etmiş o da bana getiriyor. Oo. 11 yaşındayım. Hamur baskı falan iplik. Ya şöyle ciltler kalın. Dedim ki İdris amca 4 tane de alsam bina yaparım. Yani çok kalın dedim ki ya ben bunları nasıl okuyayım? Çok kalın dedim bunları İdris amca. Dedi ki mazlumcum hiç merak etme. Okudukça incelecek. Ne güzel. Çok güzel laftı ya. Çok güzel laftı. Okudukça incelecek. Hiç unutmam onu. O da İdris abinin bana İdris Don Kişot. İlk okudum. Sonra Don Kişot'un balesini oynadık yani. Oo. Ve onda da şöyle bir şey yaptım. Ben gittim İdris Küçük Ömer'den kendime çek gönderdim. Don Kişot oynuyoruz diye. Geldi çek oturdum ağladım ya. Ay çok güzel. Oytun abi geldi dedi ki İdris Küçük bu öldü dedi bu adam ne çiçeği dedi ki sen anlamazsın. Çok güzel. Ölmüş abi. Onundan kendime şey göndermiştim. Çok güzel. Evet sendeyizsin abi. Ne bileyim yani bu güzel anının üstüne güzel. De. Ne denilebilir yani? Evet. Nefis. Bizde böyle hızlı sorular da var da. Bak hızlı şimdi, hızlı böyle lap 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 3 tane cevap vereceğim. Kadıköy deyince aklına gelen 3 şey. Moda geliyor. Yani o modadaki keyif dolaşmak geliyor. Tamam. Kadıköy sahildeki konservatuar geliyor. Orayı çok severim oranın önünü. Kadıköy deyince bir de meyhaneler geliyor galiba aklıma. Bak. Canımsın. Doğru yere geldi. Bir anda. Herhalde evet onlar geldi aklıma. Eyvallah benim sorum bitti. Ha. Buyur sendeyiz. Bir şey söyleyeyim. Bu dizi kaç dizi oldu sende? Bayağı birkaç şey. Abi hiç saymadım. Ama bir şey bunu niye sordum biliyor musun? Yani dizinin içerisinde yetkinliğin olduğu için bir dönemin var çünkü yaşamın tabii. Bir kısmı. Eğer elinden gelse imkanın olsaydı bu dizilerde neleri değiştirmek isterdin mesela? Dizi sektöründe, film sektöründe. Ben tamamen hani şu mesela ben bir dizi yapsam veya bir film yapsam yapacağım şey ya şöyle bir adam olduğumu anlatayım oradan yürüyeyim. Hı. İşte ben Fenerbahçeliyim. Bir milli maç seyrederken Fenerbahçe Galatasaraylı futbolcu ikisi paslaşarak bir gol atıp sonra gol sevinci olarak birbirlerine sarıldıklarında benim gözüm doluyor. Aa, süper. Ben şuna sinirleniyorum. Yani insanları farkları yüzünden ayıran, insanları farkları yüzünden reddeden ve birbirine düşman eden anlayışı ortadan kaldıracak her türlü filmi ve diziyi yapmak için can atarım. Hı. Yani ne malım mülküm varsa da bunu harcarım. Çünkü tek reddettiğim şey o. Yani sen bir yerde doğmuşsun, ben bir yerde doğmuşum. Hiç alakası olmayan coğrafyalardayız. Sen başka bir yerde doğmuşsun. Ama biz burada oturup konuşabiliyor muyuz abi? Ve aynı dili konuşabiliyor muyuz? Bunun için başka bir şey ihtiyacımız var mı? Bir gün bir kısa film sundum İzmir'de abi. Sinema küçük filmi olan, kısa filmi olan bir Fransız kıvırcık saçlı, siyahi bir kız.
Çok da eğlenceli bir sunumdu. Bitti sunum. Sunumdan sonra kokteyle çıkıldı. Kız geldi yanıma şeyle, tercümanıyla beraber. Hakan abi keşke Fransa'da olsaydınız. Keşke benim abim olsaydınız. Çok sevdim sizi dedi. Vallahi gözüm doldu. Dedim ki ulan kızın ne dili, ne dini, ne ırkı, ne rengi hiçbir şeyi tutmuyor yani. Kızın beni sevebilmesi için başka hiçbir şeye de ihtiyacı yok aslında yani. Bir abi olarak, bir aileden biri olarak, o daha da güzel. Hani bir fiziksel bir güzellikten bahsetmiyorum. Kız abi olarak sevebiliyor. Bu kadar yakınız birbirimize ve biz bunu reddetmek için seni ona düşman edelim, onu ona düşman edelim diye bir mücadele içindeyiz. Bunu bir de herkes yapıyor. Yani en medenisi de yapıyor, en entelektüeli de yapıyor. Onlar zaten, onlar ne konuşacaksın, onlar bilmem ne diyor. Seni aşağılıyor, onu aşağılıyor, onu aşağılıyor. Lan yapayalnız kalıyoruz. Böyle bir yoldan gidiyoruz yani. Bunu çevirmek için elimden gelen her şeyi yapardım yani. O düşmanlıktan menfaat sağlayıp, var, evet, hayatını böyle sürdüren insanlar da var yani. Ona da ne diyeceksin? Evet. Ama şimdi bak, onlara düşmemek için. İçeride diyordu ya apolitik siyaset. Evet, ben falan. Siyasette sevmiyorum, politikada aslında sevmiyorum. Aslında şu anlattığım var ya, siyasetin tam dibi. Yani şu koyduğun demokrasi ve sosyalizm denilen bir kavram varsa anlattığın zaten yani. O zaman çıkıyor. Onu diyorum ama ben yani, o kavramı bilmeden söylüyorum. Şey, yani. Evet ama biz bunu böyle duymuyoruz. Evet. Aslında evet. Duyulması gereken bu. Şimdi dizi ve film sektöründe neleri değiştirmek isterdim diye bir soru sordum. Böyle bir cevap geldi. Buradan anladığını anladık değil mi? Evet. Yani oradan da o zaman... Sektör işte, başı belaya girebilirdi Hakan'ın yetkisi olsa. Yani şöyle söyleyeyim abi. Yani bunu kişileri belirtmek için söylemiyorum ama en medenisi, en çağdaşı dediğimiz bir insan bile onunla aynı görüşte olmadığı için, onunla aynı şekilde giyinmediği için onu aşağılıyorsa, bazı işte dini veya başka konularla bezenmiş birisi de sadece medeni olduğu için, ne bileyim, başı açık veya kısa etekli giydiği için onu aşağılıyorsa, biz bunu çözemezsek bu toplum birbirini bilmeden ve tanımadan, bakın bir gün şöyle bir şey oldu. Van'da konuşma yapıyorum, bu öğrenci konuşmaları. Konuşma bitti, öğretmenle sohbet ediyoruz. Hep bunlardan bahsettiğim için. Dedi ki Hakan abi dedi, vallahi dedi, ne güzel konuştun, Allah razı olsun, süper dedi. Ben dedim mesela bizim burada hiç böyle değil dedi. Ben de evden dedi, apartmandan dedi, çıkıyorum dedi. Gideceğim dedi, çocuğu bırakacağım, hanımla yemeğe çıkacağım. Kime bıraksam bakıyorum dedi, ışık kimde varsa dedi, ona bırakıyorum. Hiç dedi önemli değil dedi. Yani kim olduğu önemli değil abi dedi. Ben çocuğu, çünkü o benim komşum dedi. Evet. Şimdi bu o kadar acayip bir şey ki. Yani komşuyuz ya. Evet. Komşuyuz yani. Farkında olmadan. Evet, ne güzellikler yaşıyoruz ama farkında değiliz de. Peki buradan bir soru daha soracağım, sonra seni yeniden şiir dinleyeceğiz sende. Gene şiir. Tabii. Tamam peki efendim. Yani araya bir şiir alalım. Benjamin şunu söyleyeyim. Bende yeri farklıdır dediğim bir dizi var mı oynadıktan? Bu dizi bende yeri farklıdır. Şu film bende yeri farklıdır. Kendi oynadığı değil mi? Evet. Evet. Küçük Ağa şöyle farklıydı. Zeki Alas Selev oynadığım için çok farklı benim için. Çünkü ben küçükken kendini Metin Akpınar zanneden bir adamdım. Metin Akpınar'ı ve sonra nasıl bir evrense düşün ki Metin Akpınar zanneden bir çocuğa yıllar sonra hayat sana bir hediye olarak Zeki Alas'ı karşına getiriyor yani. Benim için çok özel bir şeydi o. Çok kıymetliydi. Onun için onunla oynamak çok önemli. Zeki abiye de buradan Zeki. Yani dünyanın en güzel insanlarından birisi. Dünyanın en güzel mütevazi insanlarından biriydi yani. Yani Zeki abi. Mesela Zeki abinin işte o deve kuş kabile ile ilgili hikayeleri çocukken neler yaşadığımı anlattım Zeki abiye. Zeki abi de böyle hayretle, sanki onları yaşayan Zeki Alasya değilmiş gibi. Yapma ya Hakan, Allah Allah. Öyle mi oluyordu? Aa, bu kadar da Karadeniz'den onu öyle takip ediyor. Evet abi, kasetler şunlar bunlar falan diye. Büyük bir mütevazilikle dinlerdi yani. Biz mesela oturuyoruz, Zeki abi geliyor, ayağa kalk. Niye kalkıyorsun? Niye kalkmayalım abi? Yani yaşa, hürmetten kalk. O kadar hani mütevazı. Az önce dedin ya, merhaba ben aktör falan. Hiç orada olmayan bir adamdı yani. Şu abi Zeki abi ya. Evet, senden bir şiir daha. Peki efendim. Dinleyelim. Alalım. Yerin seni çektiği kadar ağırsın. Kanatların çırpındığı kadar hafif. Kalbinin attığı kadar canlısın. Gözlerinin uzağa gördüğü kadar genç. Sevdiklerin kadar iyisin, nefret ettiklerin kadar kötü. Ne renk olursa olsun kaşın gözün, karşındakinin gördüğü rengin. Yaşadıklarını kel sayma, yaşadığın kadar yakınsın sonuna. Ne kadar yaşarsan yaşa, sevdiğin kadardır ömrün. Gülebildiğin kadar mutlusun, üzülme bil ki ağladığın kadar güleceksin. Sakın bitti sanma her şeyi, sevdiğin kadar sevileceksin. Güneşin doğuşundadır doğanın sana verdiği değer. Ve karşındakine değer verdiğin kadar insansın. Bir gün yalan söyleyeceksen eğer, bırak karşındaki sana güvendiği kadar insansın.
ay ışığındadır sevgiliye duyulan hasret. Ve sevgiline hasret kaldığın kadar ona yakınsın. Unutma, yağmurun yağdığı kadar ıslaksın. Güneşin seni ısıttığı kadar sıcak. Kendini yalnız hissettiğin kadar yalnızsın. Ve güçlü hissettiğin kadar güçlü. Kendini güzel hissettiğin kadar güzelsin. İşte budur hayat. İşte budur yaşamak. Bunu hatırladığın kadar yaşarsın. Bunu unuttuğunda aldığın her nefes kadar üşürsün. Ve karşındakini unuttuğun kadar çabuk unutulursun. Çiçek sulandığı kadar güzeldir. Kuşlar ötebildiği kadar sevimli. Bebek ağladığı kadar bebektir. Ve her şeyi öğrendiğin kadar bilirsin. Bunu da öğren. Sevdiğin kadar sevilirsin. Evet efendim. Nefesini ağzına diline sağlık. Eyvallah. Güzel. Şiir güzel bir şey ama. Yani. Çok güzeldir bak, abi. Çok tuhaf, benim ağzıma yakışmayan bir şey bu. Şiir güzel bir şey. Bu ne lan? Evet, ben şimdi ayrılacağım. Çünkü böyle bir konsept var. Bizim üçlü muhabbetin sonuna geliyoruz. Ben sizi sonra baş başa bırakıyorum. Yani buraya kadar gelip de biraz sıkıntı yaşadığından göndermek istemiyoruz kimseyi. Namık'la baş başa bırakıyoruz. Ne halim varsa öyle gör diye. Can kurban. Sağolun. Gitmenize tabii ki üzüldük. Efendim, hayır, burada sizinle görüşürüz. Efendim, benimle olan bölümün sonuna geldik. Her zamanki gibi Namık, Ceyhanlı Namık sorularıyla baş başa kalacak. Hakan Bilgin ve Namık sizi baş başa bırakıyorum. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Ben çekiliyorum efendim. Görüşürüz. Sevgiyle kalın. Hayat. Kardeş hoş geldin. Tekrar hoş bulduk efendim. Üçlü muhabbeti bitirdik. İkiliye geçtik. Mazlum Hoca yok aramızda, şimdi baş başayız. Burada da iki şıklı sorularımız var. Bir tanesine evet diyeceksin veya kabul etmeyeceksin. Neyse, o senin özgürlüğün diyelim. Ulan bizim tavuğu kim yatırmış be? Cevap vermediğin zaman da bunu öttüreceksin ha. Tamam mı? Cevap vermek istemediğimde. Ha, cevap ver. Bir tane pas geçme hakkın var. Ha, bir tane pas var, anladım. Bu sende kalmayacak. Ha, öttüreceğin zaman elin alın. Bu emanet. Ha, öttüreceğim zaman senden mi isteyeceğim? Burada duruyor işte. Ha, orada duracak. Tamam, peki. Ulan bunu da yanlış. Neyse, şöyle ben sıkıştırayım bir yere. Ha, yani, tamam, böyle dur. Bana durdu. Daha yakın olsa daha böyle, makbul değil mi doğrusu? İyiyim böyle yönetmenim. Bence Hakan elinde durabilir. Ama kazaran sallarsa anlatırken falan. Tamam o zaman, al baba. Ya şuraya koyalım abi. Kardeş, programın namusu sana emanet ediyor artık, sen sahip çık. Abi bu gerçekten buna büyük bir özen gösteriyorsun. Aranızda özel bir ilişki var vallahi herhalde. Çok evet ya, buraya koydum. Yumurtanın tanesi bile 1 lirayı geçmiş. Olunca ya. Olunca değerli oluyor, doğrusu. Sorularımıza içtenlikle cevap vereceğini tahmin ediyorum. Birinci sorumuz. Hangi çipe sahip olmak isterdin? Ne yaparsan yap, her davranışını insanlara kabul ettiren bir çip mi? İnsanların bütün davranışlarını sana kabul ettiren bir çip mi? İkincisi daha güzel bir hayat seçtirilmiş gibi geliyor bana. İkincisi daha güzel. Evet. İnsanların bütün davranışlarını sana kabul ettirecek. Kabul etti, çok kolay, böylece her şeyi kabul ettiğimde mutlu olurmuş gibi geliyor bana yani. Hani düşünmüyorsun. İkna şimdi olmak isterim. Ya ikna etsinler, ne güzel işte, yaşarız da. Ötekisi şey gibi geliyor. Bütün içimde manasız bir düşünce. Ya hayır, iş faşist bir noktaya gelebilir yani. Düşünsene, herkesi ikna ediyorum ve o kontrol edilemeyen bir güce dönüşebilir. Öyle bir insan olmak istemem yani. Eyvallah. Hayatım boyunca muz yemek mi, hayatım boyunca kayısı yemek mi? Bağırsaklarımla ilgili bir şikayetim olmadığı için yani, eğer biri... Ya biri kabuz eder, öbürü evet, insan abi, eder. Yani, yani ikisini de yemesek olur mu, ama ne dersen bence kayısıyı seçeyim. Kayısı en azından çıkması tahliyesi, daha iyi abi. Tahliyesi daha rahat olur yani. Eyvallah. Hangi süper güce sahip olmak isterdin? İnsanların düşüncelerini duymak, her objenin arkasını görmek. Zor bir soru. Ya asıl olan hangisi beni mutlu eder durumu var yani. Onun için insanların düşüncelerini duymak isterdim. Çünkü en azından duyarsam onlarla konuşabilirim. Düşüncelerini değiştirmek için veya yanlış düşünüyorlarsa tedavi edebilirim diye düşünüyorum. Arkasını görmek çok röntgen bir duygu yani. Tehlikeli de bir durum yani. Her şeyin arkasında görmemek lazım ya. Eyvallah. Bak şimdi bağlantıya bak. İnsanların düşüncelerini duyup her düşünceyi Karadeniz şivesiyle duymak mı?
her objenin arkasını görüp her geçen gün daha da şaşı olmak mı? Ya ne kadar gıcık yazmışsınız ya. Baba, Karadeniz şivesiyle duymakta bir sıkıntı yok. Gayet eğlenceli olurum. Memlekete gitmiş gibi olurum yani. Onun için o daha o birinci daha yakın daha geliyor. Uygun daha diyorsun. Yakın geliyor. Evet, evet. Tamam. Yılan Hikayesi dizisini evet. bir sezon daha çekebilmek mi? Her filmde yapıldığı gibi Çakallarla Dans filminin Çakallarla Dans Diriliş diye yeni bir versiyonunu çekebilmek mi? Ya şöyle söyleyeyim, Çakallarla Dans 365 gün çekim olsa 365 gün gideceğim bir set olduğu için çok eğlenceli bir ekip bizim için. Evet. Yani dirilişini de yapabiliriz yani. Seve seve yaparız yani. Eyvallah. Hangisiyle romantik bir akşam yemeği yersin? Emre Kınay, Şevket Çoru. İkisiyle de romantik bir yemek yiyeceğimi zannetmiyorum. Çünkü sevgili Emre canım ciğerimdir ama o da ikisi de isyankar çocuklardır. İkisi de... romantizm çıkmaz mı? Yani oradan romantizm olmaz abi. İkisinden de olmaz yani. Eyvallah. O zaman tavuk tabii ki. Cevap vermiyorum. Öyle mi? Tamam baba. Ama bence kimse de bence öyle bir yemek yiyemez diye düşünüyorum. Değil mi? Oradan romantizm çıkmayacaksa. Çıkmaz abi. Tamam. Çıkıyorsa zaten, da, ya çıkarsa da benimle ilgili bir tehlike olabilir. Onun için bence o da kayıt altına alınmasın yani. Öyle bir şey yok. Yani. Eyvallah. Bir yıllığına yeniden 18 yaşında olmak diye düzeltiyorum. Bir saatliğine 80 olup geri döndüğünde 80 yaşında olup geri döndüğünde başına gelecekleri öngörüp ona göre davranmak. Hangisini seçerdin? Hmm. Bir kere 80 olma ihtimalini görmek isterim tabii ki. Çünkü 80 böylece tekrar 80 olacağımı düşüneceğim için mutlu olup 80'e kadar mutlu ölümü düşünmeden yaşayabilirim. Onun için sanırım onu seçerim yani. Bir saatliğine 80 olup ortama bakıp kimler kalmış, kimler gitmiş, ben ne kadar sağlıklıyım, ne kadar vücut sağlam falan. Madem öyle bir zaman tüneli durumumuz var, ben onu tercih ederim herhalde yani. Eyvallah. Çünkü bir yıl 18 olsan yine bir yıl bitecek. Bir 19 olacaksın. Evet. Bir de bu kafayla 18 olup 18'i yaşamaya kalkarsam da baba öyle yapmayın, böyle yapmayın kafası da o 18 yaşındaki akranlarının aklına da uymaz. Zaten şimdi, yaşayamam yani 18 tadında yaşayamam yani. Sonra hazırlanırken bilmiyorum düşündüler mi de Z kuşağı denilen bir kuşak zaten tabii, bir 18 yaş kuşağı. Bu kafayla ona da uyum sağlayamayız yani. Değil mi? 80 olmak daha aynen güzel diyorsun. Bir görmek de lazım. Ben şimdi programın haricinde sosyal medyadan seni takip ettiğim kadarıyla bir TOÇEV diye bir vakıfla uğraşıyorsun. Hatta yönetim kurulunda. Evet, yönetim kurulunda yaptılar beni. Ben işte çok uzun süre, bir 15-20 sene orada bir fiil çalıştım. Önce çocuk tiyatrolarında oynayarak başladım. Bir Karadenizli olarak ilk defa hayatımda Diyarbakır, Adıyaman, Batman, Urfa. Yani Türkiye'de gitmediğim iki tane falan il vardır. Ya bir Milli Eğitim Bakanı kadar köy okulu açmışlığım vardır yani. Ne güzel. Köy köy dolaştık vakıf sayesinde. Ve yani doğudaki olan, var olan o... Yıllardır var olan bu sıkıntıya dair birebir yerinde yaşayıp görme şansım olduğu için de çok şanslıyım TOÇEV'le. O kadar uzun süre çalışıp hem de profesyonel bir süre çalıştım. Ondan sonra da o emeğin karşılığında beni yönetim kurulu üyesi yaptılar sağ olsunlar. Şu anda sadece danışman gibi onları istedikleri zaman, talep ettikleri zaman onların yanında her zaman oluyorum yani. Yerini birisine bıraktın mutlaka. Tabii. O daha kurumsal bir durumdaydık biz o zaman. Yani herkes gönüllü esasına mı dayanıyor? Tabii gönüllüydü ama ne sonra profesyonel yani bir boyuta getirdik. Artık bir genel müdürü var, genel müdür yardımcıları var. İşte çocuk birimi yaptık. Eskiden 3 kişi, 5 kişi herkes depoda malzeme sevk edecek, depoya git. İşte okula gidecek, duvar boyayacak, hep beraber duvar boya. Hadi onu taşıyacaksın, onu taşıyacaksın. Hep beraber yani yapıyorduk o zamanlar. İşte bir sponsor firmaya gidecek, giyin üstünü, merhaba nasılsınız falan, onunla görüş. Çocukların derdini anlat falan. Onları yaşadık. Onlardan sonra da şimdi artık iş daha kurumsal bir hale döndü. Hep yardımlaşmayla geçiyor. Tabii tamamen geçiyor. Emekle gitti o zaman. Peki bu TOÇEV'e yardımda bulunacak olsa insanlar ne yapması gerekiyor? Şöyle bir şey var. TOÇEV'in asal görevi Ben onu sorayım tabii, önce. Asal görevi eğitim ihtiyacı olan ve maddi imkansızlıklar dolayısıyla okuyamayan çocuklara, işte babası yok, annesi yok veya o coğrafyadan deprem sonrası gibi yaklaşık 500-600 tane çocukları var. O çocukların eğitim hayatlarını destekleyebilirler. İşte ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitede okuyan çocuklar var. O çocukların eğitim hayatlarını biz çocuklara para vermiyoruz. Sanki sizin çocuğunuzmuş gibi kıyafet, donanım, işte İngilizce eğitimi, dershane eğitimi, doktor karşılığı, dişçi
parası. Onları vakıf karşılıyor. Bir çocuğu büyütürmüş gibi büyütüyor. Çünkü parayı çocuğa versen aile onu başka türlü kullanabilir diye. Çocuğun eğitimini engelleyen hayatında ne varsa, psikolojik destek dahil olmak üzere, hepsini vakıf sağlıyor. Onun için de bir havuza, bir çocuğun eğitim hayatını destekleyen bir bedel var. İşte o bedeli ödüyorsunuz. Evet. O bedeli ödeyip o çocukla ilgili size de 6 ayda bir, 3 ayda bir raporlar geliyor. Bu çocuk, ne güzel. İşte denetleme de var yani. Tabii, kendi işinde bir denetim de var. Mardin Atatürk İlköğretim Okulu'nda 3. sınıfta okuyor. Karnesi budur, sağlık durumu budur, şudur budur diye. Çocukla bu destekçiyi karşılaştırmıyoruz suistimaller olmasın diye. Sadece topluca işte yılbaşı, bayram, Ramazan gibi şeylerdeki toplu yemeklerde buluşuyorlar ama kim kimi destekliyor bunu kimse bilmiyor. Ne güzel. Dolayısıyla bu asal görev ama onun haricinde bir ilk yardım projesi var. Cezaevlerinde 0-6 yaşında çocuklar annesinin yanında ya o çocuklarda bir mahkum potansiyeli olmasın diye o çocuklara nasıl bir tavır sergilenmesiyle ilgili gardiyana, ne oradaki diğer mahkumlara eğitim veren bir sosyal sorumluluk projesi var. Bunun gibi birçok ergenlere bir başka proje var. Sporu desteklemek adına yan projeler de var bu asal görevinin haricinde. Evet. Dolayısıyla yıllardır işte 94'ten beri yaklaşık herhalde 20-25 milyon çocuğa dokunmuştur vakıf yani. 25 milyon. Evet evet. Yani mı? Şöyle işte ilk yardım projesi dolaşıyor. Yatılı bölge ilköğretim okullarını mesela. Evet. Bir sene boyunca atıyorum 10 bin çocuğa ulaşıyor. O 25 milyon içinde onlar da var. Yani eğitim hayatını desteklemek değil de ilk yardım konusunda eğitim almış çocuk. İşte diş fırçası, diş şeyi dağıtılması, diş eğitimi alması gibi şeyler de mesela bir sayı. Onların hepsinin toplamı 25 milyon, öyle düşün. Evet, evet. Çok güzel ya. Eyvallah. Yani kim icat etmiş veya... Ya işte diyorum evet. Ya ben, kardeşim bazen insanlara böyle bir yüzüne bakınca, gözüne bakınca içini dışını anlarsın. Eyvallah. Ben onun için yani içimden geldiği gibi. İşte davet ederken de yani yaşam biçimini seçmiş sanatçı eyvallah. Dediğin zaman zaten çok yönlü eyvallah. Olmalı. Yani burada da gerçekten 10 numara bir hareket yapmışsın. Ben tabii çok içinde bulunurum. Ediyorum. Asıl tabii Kur'an Ebru Uygun diye bir hanımefendi ve 4 arkadaşı beraber kurmuşlar. Biz sadece ben şeyle tanıştım işte çocuk tiyatrosuyla tanıştım. Sonra da tabii hayran oldum, tutuldum. Hı. Yani çok şaşırdım. Yani bir Karadenizli olarak doğuda yaşanan şeyleri gördüğümde oraya bir şey yapmak gerekiyor evet. diye düşünüp öyle kaldık işin içinde yani. Kavganın içinde olmak dedikleri tabii, şey bu işte. Uzaktan izlemeyle. Evet dışarıdan memleket kurtarmayı hiç sevmem zaten. Evet. Oturup masada... Evet. Bunu yap, şunu yap falan. Kimse harekete geçmiyor. Problem o zaten yani. Çok güzel, çok güzel. Valla tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Yani nasıl diyeyim sana, vakfa bağış yapmak isteyenler... Toçev online şeyi var. Toçev.org diye bir internet sitesi var. Evet. Oradan inceleyebilirler, neler yaptıklarına bakabilirler. Evet. Uygun şey bulduklarında da mutlaka orada yönlendirmeler vardır. Destekleyebilirler yani. Çok seviniriz tabii süper. Ki. Süper. Yani herkes okusun anlamında değil tabii, mi? Tabii tabii. Yani ben sloganını şeyde sevmiyorum. Zaten... Aynen. Derdimiz o. Çünkü bir tek eğitimin kurtaracağını herkes söylüyor. Ben hep şunu söylüyorum. Herkes kendi çocuğunu bir şekilde özel okullarda okutuyor, güzel yerlerde okutuyor. Ama o çocuk 18'ine geldiğinde sokağa çıkıyor. Evet. Sokağa çıktığında sokakta karşılaştığı çocuğun da iyi bir eğitim alması gerekiyor. Değil mi? O eğer kötü bir eğitim alırsa siz çocuğunuza ne kadar yatırım yaparsanız yapın onun en iyi arkadaşı olacak. O çocuk kötü bir çocuksa... Benim memleketimin başka bir çocuğu yani. Kötü bir çocuksa senin çocuğun da kötü olma ihtimali var. Tamamen kendi çocuğunuz için yapın, başkasına desteği diyorum ben de zaten. Evet, evet, yani herkes güzel okusun ki biz de bu eğitim sıkıntısını yaşamayalım. Yoksa benim çocuk güzel okumuş, kime ne fayda yani? Hedefe giden fikir güzel olursa tabii. haliyle genişleyerek. Tabii. 25 milyon diyorsun ya, 25 tabii. milyon az bir rakam değil gerçekten. Evet. Tebrik ediyorum ben tekrar. Ayaklarına sağlık, programı bitirdik. yalnız ben burada... İnsan, insan yine özne biz insan tabi. İnsan herkese meydan okurmuş. Bir şey için her şey herkese meydan okurmuş. Aşık olduğu insana da esir düşermiş. Ya. Aşk ile kalın, hoşça kalın, dostça kalın. Eyvallah. Ayaklarına sağlık. Eyvallah babacığım. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Sağ olasın.